Selam, Beyaz Etsy'ye hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ana karakterin Isekai'ye, yani farklı bir dünyaya geçiş yaptığı 5 süper ötesi anime öneriyor olacağım. Bazılarını duymuş olabilirsiniz ama daha önce duymadığınız bir anime bu listede olacak. Animeler hakkında bilgi verirken genel konu itibariyle spoiler vereceğimi söylemiş olayım bu arada. Eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk olarak Isekai türünün nedenli doldurulabilir bir içerik olduğunu ve nedenli derin işlenilebilir bir konu olduğunu kanıtlayan Isekai'lerin kralı ile başlamak istiyorum. Akame ga Kill ve Steins Gate gibi kaliteli işlere imza atan stüdyo White Fox'un Zero ile belli bir tanınırlığa ulaştığını söylemek pek yanlış olmaz. 49 dakikalık ilk bölümüyle rengini belli eden animemizin konusuna geçersek, ana karakter Natsuki Subaru'nun her öldüğünde belli bir noktaya geri dönmesi denilebilir. Sorun şu ki yaşanan şeyleri sadece kendisi hatırlıyor ve hiç kimseye üstündeki lanet yüzünden bu özelliğinden bahsedemiyor. Tam anlamıyla meteliksiz olan Subaru'nun yolculuğundaki tek arkadaşı eski tip katlanabilir cep telefonu. İnternet falan da olmadığı için işe yarar tek yönü fotoğraf çekebilmesi. Geri dönmesi her ne kadar kulağa hoş gelse de ölürkenki acıyı dibine kadar hissetmesi ve aynı şeyleri tekrar tekrar yapmasıyla oluşan zihinsel hasar bir noktadan sonra dayanılmaz bir hal alıyor. Düşünün, sevdiğiniz kızı onlarca kez kurtarıyorsunuz ve her defasında yaşanılan her şey unutuluyor. Kat ettiğiniz o uzun yol en başa dönüyor. Uzun emekler verip kastığınız oyun hesabınızın rakibe kaybettiğinizde sıfırlanıp en başa dönmesi gibi. Ve tüm oyun arkadaşlarınız da sizi unutuyor. Dram, fantezi, gerilim, psikoloji türlerini barındıran müthiş evreniyle, karakterleriyle, işleyiş ve ilerleyişiyle, yer yer nutkunuzu tutan sahneleriyle sizi dumur edecek harika bir yapım. Ana karakteri gerçekten çok samimi bulduğum nadir animelerden birisi. Müzikleri de oldukça kaliteli olan animemizin anlık olarak 2 sezonu, ki burada belirtmem gerekiyor ki 2. sezon 2 parttan oluşuyor ve toplam 50 bölümü bulunuyor. Gerçi sezon 2 part 2'nin her bölümü 30 dakika, haberiniz olsun. Gelecek sezonu Ekim ayında çıkış yapmadan evvel güncele gelmenizi şiddetle tavsiye ederekten sıradaki animemizle listemize devam edeyim. Shincho Yuusha. Yine aynı stüdyonun elinden çıkmış bir başka isekai animesi daha. Sizi gerçekten eğlendirecek harika bir komedi animesi. Hızlıca konuya bakarsak, tanrıçaların dünyamızdan rastgele birini çağırmasıyla belli zorluk düzeyine sahip dünyaları kurtarmasını sağlamak. S seviye zorluktaki dünyayı kurtarmak için çağrılan ana karakterimiz Seiya, inanılmaz temkinli olmasıyla ön plana çıkıyor. Temkinli oluşunu şöyle anlatayım. Girdiği kilisede canavarlara karşı etkili olan kutsal suyu papaz da dahil olmak üzere rahibelerin üzerine döküyor veya en düşük seviye slime yaratığını öldürmek için yüksek seviye büyüler kullanıyor. Son zerresi kalana kadar büyü yapmayı kesmiyor. Bu aşırı temkinli tavrı zaman zaman sinir bozucu olsa da İlerlemekteki kilit noktayı oynuyor. Kendisini çağıran tanrıça ve ana kız karakterimiz Ristarte'nin bile kendi güç seviyesine bakmasına mani oluyor. Ve sadece şınavla mekik çekerek hızla level atlıyor. İblis kralı yenip dünyayı kurtarmak için gerçekten zorlu bir yolculuk söz konusu. Fanservis kısımlarını yer yer çok abarttıklarını söylemem gerek. Ciddiliğiyle harmanlanmış komedisi 12 bölümlük animemizin genelini oluştursa da son 2 bölüm animenin rengini değiştiriyor diyebilirim. Aksiyon, macera, komedi, fantezi türlerini bulunduran animemiz genel anlamda en iyi ana karakterlerden birine ev sahipliği yapıyor. Aslen light novel olan serinin muhtemelen gelmeyecek devam sezonunu beklerken şimdilik en iyi 12 bölümlük animelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bir şans verin derim, zaman kaybetmeden en iyi 12 bölümlük bir başka animeyle devam edeyim. Yojo Senki. Çalıştığı işinde kurallara son derece bağlı ana karakterimiz, iş yerinde sistemin kendisinden tam olarak istediği şeyi yaparak müdürlüğe giden merdivenleri hızlıca tırmanma ümidiyle yanıp tutuşuyor. Şirketin bir çalışanına artık ihtiyacı olmamasıyla birlikte işten kovulan adam ne kadar yalvarıp yakarsa da nafile. Ana karakteri tren istasyonuna kadar takip edip o anki öfke ve duygu karmaşasıyla tren raylarına itince olan oluyor ve tren çarpmadan hemen önce zaman donuyor. Tanrı etraftaki insanlara bürünerek ana karakterimize olan biteni anlatıyor. Daha doğrusu ana karakter bulunduğu durumu konuşarak kavruyor denilebilir. Günümüz dünyasında tanrı inancının imkansız olduğunu ve karşısındakine anca varlık X diyebileceğini belirten ana karakterimiz resmen tanrıya kafa tutuyor. Aklınca tanrıya fikir veren ana karakter büyük bir hata yaparak tanrı inancının zora düşmüş güçsüzler için olabileceğini ve kendisi gibi bir memur için mümkün olmayacağını dile getiriyor. Tanrı bulduğu açıktan yola çıkarak inançsızlığının kaynağını eğer ihtiyaçlarını ileri bilimle karşılayıp iyi bir pozisyonda iş sahibi olmak veya zora düşmektense
seni öyle bir durumun içine sokarız deyip normalde yaptığından farklı olarak, ki normalde insanları sonsuz reenkarne döngüsüne sokuyor, tek hakkının bulunduğu savaş ve büyülerin yer aldığı bir isekai'ye gönderiyor. Fakir bir yetimhanede küçük bir kız çocuğu olarak yeni hayatına gözlerini açan ana karakter, yetimhane doktoru tarafından büyülü güçlerini keşfediyor. Büyüye yatkın olanların orduya katıldığı bu düzende, subay olup kariyer merdivenlerini hızlıca tırmanmayı düşünen Tanya, varlık X'ten intikamını almak için bir gün cephe gerisinde güzel, rahat ve güvenli bir hayat sürmeyi amaçlıyor. Tanrı'ya olan düşmanlığına rağmen savaş alanında dua edip güçlendirme alan Tanya'nın çelişkili hayatı yüksek aksiyon ve güzel grafiklerle sizlere farklı bir savaş izletiyor. Akıcı olay örgüsüyle bir sonraki bölüme kafalama dalacağınız animemiz askeri, aksiyon, fantezi türleriyle listedeki yerini sonuna kadar hak ediyor bence. Bir adet filminin ardından onaylanan ikinci sezonunu benimle veya bizimle beraber beklemeye sizi davet ediyorum ve sıradaki müthiş isekai animemize geçiyorum. Konosuba. En komik ve eğlenceli animelerin başında gelen Konosuba'dan bahsetmezsem olmazdı. Rezil ana karakterimiz Satou Kazuma, yıkıklığını daha birinci bölümden gösterdiği performansıyla bizlere kanıtlıyor. Şöyle ki, aynı Subaru gibi normal hayatında hikikomori olan Kazuma, alışılmadık bir şekilde dışarı çıkmaya karar veriyor ve bunun tek bir sebebi var. Sınırlı sayıda üretilmiş olan popüler bir oyunu satın almak. 5 saatlik yolculuğun ardından oyunuyla eve dönerken patikamsı bir yolda okulundan bir kızla karşılaşıyor. Önüne bakıp yoluna devam ederken bir kamyonun üstüne gelmesiyle kızı kurtarmak için atılan Kazuma zamanında yetişiyor ve kızı tüm gücüyle yoldan itiyor. İşin komik kısmı ölümünden sonraki dünyada karşılıklı sandalyelerde oturduğu tanrıça Aqua'dan Kiseri'nin ana kız karakteri oluyor. Kızı kurtarmak gibi bir durumun söz konusu bile olmadığını, Trakkan sandığı aracın aslında traktör olduğunu ve ezilip ölmektense korkudan kaynaklı yaşanan şok yüzünden öldüğünü öğreniyor. Uzun zamandır bu işi yapan Aqua kendini tutamayıp kahkahalara boğuluyor ve bu kadar saçma bir şekilde ölen ilk insan Kazuma'yla fena alay ediyor. Aqua'dan fazla güldüğüm bu sahneden sonra Kazuma'ya iki seçenek sunuluyor. Ya sanılanın aksine güzel bir yer olmayan sıkıcı cennette ruhani bir hayat sürmek ya da uzun zamandır huzur içinde olan bir dünya şeytan kralın ordusunun tehlikesinden kurtarmak. İstediği bir şeyi yanında götürme şartıyla bu seçeneği kabul eden Kazuma, yanımda ne götürsem diye kafa yorarken Aqua'nın aşağılayıcı, kibirli tavrına dayanamayıp kendisiyle beraber yanında Aqua'yı götürmeyi seçiyor. Kurallara uygun olan dileği kabul oluyor ve aynı anda Aqua yerine yeni bir tanrıça gelip ikisini büyülü çemberlerle Isekai'ye yolluyor. Bunca aşağılanmanın hıncını çıkaran Kazuma, Aqua'ya hak ettiği dersi verdikten sonra bu ikinin maceralarına tanıklık ediyoruz. Yüksek komedisiyle size keyifli zamanlar geçirecek animemiz macera, komedi ve fantezi türleriyle 2,5 ay önce biten 3. sezonuyla birlikte anlık olarak 31 bölümden ve 1 filmden oluşuyor. Fan servis olayının bazen suyunu çıkartsa da film dışında çok rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Ve nihayet listemizin sonuncu animesiyle noktayı koyalım. Odo Nobuna, listemizin en az bilinen animesi olacağından şüphemin olmadığı, dibine kadar underrated diyebileceğim gizlice ver Odo Nobuna. Örnek vermemin gerekmediği, hepimizin tanıdığı Madhouse Studio ve hiçbirimizin tanımadığı Studio Gokumi ile işbirliği vasıtasıyla ortaya konulan harika bir yapım. Bu arada konudan bahsetmeden şunu da ekleyeyim, animenin müzik bestekarı, Naruto'da destanlar yazan Yasuhiro Takanashi. Konuya gelirsem, geç saatlere kadar Oda Nobunaga'nın Hırsı adlı video oyunu oynayan ana karakterimiz Yasuhiro Sagara, bir anda kendisini Japonya'nın Sengoku döneminde çok önemli bir savaşın ortasında buluyor. Oda Nobunaga'dan sonraki en önemli tarihi figür Toyotomi Hideyoshi'ye isabet eden serseri bir kurşunun sonucunda can vermesiyle anlıyoruz ki, ana karakterimiz alternatif bir gerçekliğe kapı aralıyor. Ölürken ki vasiyetiyle kendisinin yerini almasını isteyen Hideyoshi'ye sırt çevirmeyen ana karakterimiz, tarihin daha fazla sapmasını önleyeceğine söz veriyor. Savaş alanında şans eseri karşılaştığı kızın Oda Nobunaga olduğunu bilmeden yardımcı oluyor ve Oda klanının destekçisi ilan ediliyor. Bildiğimiz Japonya'nın tarihi savaş agalarının birçoğunun sevimli kızlar olduğu bu gerçeklikte yaşlı ihtiyarlar olması gereken müthiş güzelliklerin aslında serinin ana kız karakteri Oda Nobunaga'ya, evet yanlış duymadınız, Nobunaga değil, Nobunaga'ya hizmetlerini sunuyor. Sagara isminin benzerliğinden ötürü Saru, yani maymun lakabını alan ana karakterimizin alternatif Japon tarihinde büyük rol alışını izliyoruz. Aksiyon, komedi, romantizm, askeri ve tarih türlerini barındıran 12 bölümlük gözden kaçan animemizin alışılmışın dışında bir isekai deneyimi vaat ettiğini göz önünde bulundurarak kesinlikle izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu video buraya kadardı. Sizin bu listede bildiğiniz bir anime varsa düşüncelerinizi yazın ki bu videoda görüp de o animeyi izleyecek arkadaşlara fikir olsun. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve daha fazlasından da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.